Yukarıdaki ülkelerin ortalama yaşam süresinin çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daha uzundur. Buna göre Almanya bu ülkeler içerisinde en gelişmiş olduğu için yaşam süresinin en uzun olduğu ülke olacaktır. O zaman 3 ile başlayanları alalım. 3 ile başlayan özellikle C ve D şıkları kaldı. Bunun yanında Mali bir Afrika ülkesi ve en az gelişmiş ülke diyebiliriz bu üçü içerisinde. Mali'nin de sonda olması gerekiyor. O yüzden sıralamamız 3-2-1 şeklinde yani değişik olarak değerlendirilebilir. Aşağıda 5 farklı ülkedeki çalışan nüfusun sektörlere göre dağılım verilmiştir. Tabloda verilenlere göre hangi ülkenin ekonomisinin daha fazla geliştiği söylenebilir. Dünya üzerinde özellikle baktığımızda hizmet sektörü ve daha sonra sanayi sektörünün geliştiği alanlarda ve tarımın %10'dan daha düşük olduğu ülkelerde biz gelişmiş özellik olduğunu ya da gelişmiş ülke olduğunu dikkate alıyoruz. Buna göre bunlar içerisinde tarımda çalışanların oranının en az olduğu Hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların özellikle diğerlerine göre daha ön planda olduğu tabi hizmet birinci, sanayi ikinci burada. Bunun yanında tarımın da dediğimiz gibi daha düşük olması gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı 4 numaralı ülkemiz oldu. Nijer, Çat, Kamerun, Togo gibi ülkelerde nüfus artış hızı çok yüksektir. Bu ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nüfus artış hızının yüksek olduğu bu ülkeler, gelişmemiş ülkelerdir. Gelişmemiş ülkelerin özelliklerini burada değerlendirmemiz gerekiyor ve hangisi söylenemez diyor. O ülkeye ait değil. Ortalama yaşam süresi bu ülkelerde kısa. Kentsel nüfus oranı az, kırsal nüfus oranı fazla. Okur yazar oranı düşük gelişmemiş ülkeler oldukları için doğru cevabımız C şıkkı oldu. Tarımda çalışanların oranı fazla, bağımlı nüfus oranı doğumlara bağlı olarak fazla olmaktadır. Doğumlar ile ölümler arasındaki farkın fazla olması sonucu meydana gelen nüfus artışına doğal nüfus artışı denir. Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde doğal nüfus artış hızı daha yüksektir? Doğal nüfus artış hızı gelişmemiş ülkelerde daha fazladır. Buna göre gelişmiş olan Fransa, Güney Kore, Çin, ABD gibi ülkeleri elediğimizde bunlar arasında en az gelişmiş olanı Pakistan olduğu için A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki tabloda gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin bazı nüfus özellikleri karşılaştırılmıştır. Buna göre tablodaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 1. Nüfusun ikiye katlanma süresi gelişmiş ülkelerde daha uzundur. Çünkü doğum oranları az olduğu için nüfus iki katına daha uzun sürede çıkmaktadır. O yüzden bu yanlış oldu. 1 olan şıkları eledik. 2. Kişi başına düşen milli gelir gelişmiş ülkelerde daha yüksektir. Az gelişmiş ülkelerde düşüktür doğru olduğu için mutlaka 2'nin de olması gerekiyor. E şıkkında eleyelim. 3. Şehirleşme oranı gelişmiş ülkelerde fazla gelişmemiş ülkelerde azdır. Buna göre doğru cevabımız çıktı. 4. Ortalama yaşam süresi burada daha uzun olmalıdır. Yani bunlar yer değiştirmeli. Gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde e, ortalama yaşam süresi sağlık koşulları iyi olmadığı refah seviyesi düşük olduğu için daha kısa olmaktadır. Buna göre doğru olanlar 2 ve 3 olduğu için C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bir ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında yorum yapılamaz? A) Nüfus artış hızı. Ki nüfus artış hızı yüksek olan ülkeler gelişmemiş. Nüfus artış hızı düşük olan ülkeler daha gelişmiş ülkeler oluyor. Buna bakılarak yorum yapılabilir b ortalama yaşam süresi buna bakılarak da yorum yapılabilir gelişmiş ülkelerde daha fazla eğitim seviyesi yine aynı şekilde daha yüksek olduğu yer gelişmiş ülkeler yaşlı nüfus oranı gelişmiş ülkelerde daha fazla oluyor ama aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunuyor buna bakarak biz gelişmişlik hakkında yorum yapamayız çünkü gelişmemiş bir ülke olup yüz ölçümü çok küçük olduğunda aritmetik nüfus yoğunluğu fazla çıkabiliyor o yüzden doğru cevabımız e şıkkı oldu Nüfus yaş özelliklerine göre 0-14 yaş grubu çocuk nüfus, 15-64 yaş grubu yetişkin nüfus, 65 yaş üstü yaş nüfus olmak üzere 3 gruba ayrılır. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinde yaş nüfus oranı daha yüksektir? Yaş nüfus oranının fazla olduğu ülkeler daha gelişmiş olan ülkelerdir. Buna göre gelişmiş olan ülke aradığımız için Bunlar içerisinde en gelişmiş olan ülke Japonya'dır ve yaşlı nüfus oranı dünyada da en çok olan ülkelerden birisidir. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda 3 ülkeye ait okuma çağındaki nüfusun okur yazar oranları verilmiştir. Buna göre grafikte numaralanmış ülkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Okuma yazma oranı en düşük olan birinci ülkemiz ki genelde Afrika ülkelerinde çok düşük çıkıyor. O yüzden Çat Burada ilk olarak dikkat alacağımız ülke olacaktır. Afrika ülkesi olarak. Bunun yanında okur yazar oranı ya da okuma yazma oranı en yüksek olan %100 gelişmiş bir ülke olacaktır. Endonezya gelişmiş bir ülke değil. Polonya'yı alabiliriz. Endonezya'da 3 numara ile olan e, ülke olacaktır. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Gelişmiş ülkelerde sanayileşme ve hizmet koşullarının iyileşmesi şehir nüfusunu arttırmıştır. Buna göre kıtaların hangilerinde şehir nüfusu daha fazladır? Avrupa ki şehirleşmenin en yüksek olduğu kıtalardan birisidir. Bunun yanında Okyanusya, Avustralya yine şehirleşme oranının yüksek olduğu alanlardan birisidir. Afrika ki en düşük olduğu kentleşme oranının kıta diyebiliriz. Bunun yanında Asya ki Avrupa ve Okyanusya'ya göre daha az olduğu için doğru cevabımız burada A şıkkı 1 ve 2 numaralı öncüler oldu. Eğitim seviyesi yüksektir. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı sanayi ve hizmet sektöründe çalışır. Nüfus artış hızı düşüktür. Bu özellikler aşağıda verilen ülkelerden hangisine ait olabilir? Bu gelişmiş bir ülke ki bunlar içerisine baktığımızda Kenya, Mali, Sudan, Kamboçya gibi gelişmemiş ülkeler var ama Yeni Zelanda bunlara göre daha fazla gelişmiş bir ülke olduğu için doğru cevabımız C şıkkı olur. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde toplam nüfus içerisinde 0-14 yaş grubunda yaşayanların oranı daha yüksektir? 0-14 yaş grubu çocuk ya da genç nüfustur. Doğum oranlarının yüksek olduğu yerlerde daha fazladır. Bir numara ABD. Burada yaş nüfus. E, genç nüfusa göre daha fazla. İki Batı Avrupa. Yine gelişmiş alanlardan birisi. Daha çok yaş nüfusu görüyoruz. Ama e, Nijerya gibi ülkelerin bulunduğu alanlar ya da Afrika ülkelerinin e, neredeyse tamamı. Bunun yanında yine Hindistan, Çin gibi ülkelerde bir tık daha tabii ki ABD ve Batı Avrupa'ya göre e, 0-14 yaş grubu daha yüksek diyebiliriz. 3 ve 4 E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilenlerden hangileri günümüzde ülkelerin cinsiyet dengesizliğini daha fazla etkiler? Özellikle göçler ve savaşlar daha fazla etkiliyor. Nasıl? Göçler ki dünyada ve Türkiye'de daha çok göç eden nüfus erkek nüfustur. Bunun yanında savaşlara katılan nüfus yine daha çok erkek nüfustur. Bu ikisi özellikle erkek nüfusun da katılımıyla birlikte e, ne yapıyor? Cinsiyet dengesini daha da ortaya çıkartıyor. Örneğin Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha fazla kadın nüfus vardı. Çünkü savaş dolayısıyla erkek kaybı daha fazla olmuştu. Ya da göç alan yerlerde mesela genelde erkek nüfus oranı daha fazlayken göç veren yerlerde kadın nüfus oranı daha fazla oluyor. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3. C şıkkı oldu.